T24'e hoş geldiniz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşacağız. 2 Ocak'ta Melih Bulun'un atanmasıyla beraber üniversitede yaşananlar, özellikle üniversitenin bileşenleri, öğretim üyeleri, öğrencileri karşı karşıya kaldıkları hem bir takım baskılar hem onların her şeye rağmen direnmeleri. Bugün direnişin 249. günü, 36 hafta olduğu, akademisyenlerin sırtlarını rektörlüğe dönmelerinde 166. seferi yaşandı. Bugüne kadar ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Profesör Doktor Tınaz Ekim'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi hocam, Melih Bulu 2 Ocak'ta geldi. Direniş başladı. Direniş bir şekilde sonuç verdi. Görevden alındı. Fakat siz kendi aranızda bir oylama yaptınız ama ona rağmen sizin oyladıklarınız, yüksek oy verdikleriniz değil de %95 karşı oy alan Profesör Naci İnci rektörlüğe atandı. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Bir inatlaşma mı var iktidar tarafından özellikle size karşı uygulanan? Öyle görünüyor. Şimdi isterseniz bu süreci birazcık açıklayarak başlayayım. Lütfen. Şöyle yorumlar, en sık duyduğumuz yorumlardan biri, işte Melih Bulu görevden alındı, zaten baştan beri bunu istiyordunuz. Ve de sonuç olarak Boğaziçi kökenli birisi rektör olarak atandı. Neden hala devam ediyor? Bu sorun çözülmüş olmadı mı? Bu tür yorumlar çok sık duyuyoruz, yakın çevremizden bile diyeyim. Aslında bu soru bile bizim temel derdimizin çok da iyi anlaşılmadığını, bizim eksik anlattığımızı gösteriyor. Bizim için önemli olan baştan beri söylediğimiz şey Boğaziçi kökenli olması değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin onayını, desteğini ve rızasını alması idi. Ve bu maalesef söz konusu değil. Yapmış olduğumuz oylamada da ortaya koyduğumuz gibi. Melih Bulu geldiğinde biz onu tanımıyorduk. Ama atanma şekline karşıydık. Bu yönteme karşıydık. Şimdi Naci İnci'yi tanıyoruz. Hem 8 aydır yönetimde rektör yardımcılığı yaptı. Hem bir ay vekaleten rektörlüğü üstlendi. Şimdi de atandı. İcraatlarıyla tanıyoruz. Ve bu sefer biz Naci İnci'nin hem atanma şekline karşıyız. Çünkü bir değişiklik olmadı bu atanma şeklinde. Hem de kendisine karşıyız. Şimdi bu ikisini isterseniz ayrı ayrı açıklayayım. Atanma şeklinde bu şekilde niye karşıyız diye. Bir kere anayasaya karşı bu durum. Anayasamızda şöyle bir madde var. Diyor ki üniversiteler bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Özerkliğin sözlük anlamını bir hatırlayalım isterseniz. Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. Şimdi bu hak ihlal edilmiş durumda mevcut rektör belirleme yöntemiyle. Da böyle demesine rağmen KYK'larla bu fiilen seçim, 2016'da rektör seçimi ortadan kaldırıldı. Peki şimdi biz ne yaptık bu durumda? Mevcut rektör belirleme sisteminde bir seçim olmadığına göre biz de en azından desteklediğimiz adayları ortaya koyalım istedik. Çünkü bu zor dönemde Boğaziçi çok bir yönetim krizinden geçiyor. Biz kavga aramıyoruz, çözümsüzlük peşinde değiliz. Tam tersi kurumumuzu korumak istiyoruz, bir çözüm üretmek istiyoruz. Ve elini taşın altına koyup sorumluluk alan, kurumu için sorumluluk almak isteyen adaylarımızı desteklemek istedik. Bunun için de bir oylama yaptık ve bu oylamada aslında tersten soru sorduk. Şöyle, bütün rektör adayları bize kendilerine biri için şu soruyu sorduk. Hangi ismin rektör adaylığına karşısınız? Ve belli bir yüzdenin, %34'ün üzerinde karşı oy alanları desteklemediğimizi, diğer hepsinde desteklediğimizi destekleyeceğimizi açıkladık. Ki 19 aday vardı galiba hocam, değil mi? 19'un 17'si yüksek oy aldı. 2 kişi, biri Naci İnci. 2 kişi de özellikle 195 karşı farklı bir oy aldı.
Aynen öyle, evet. Şimdi bu süreç sonucunda biz 17 adayımızı destekledik. Ve onların ortak özelliği de ya bu normal bir seçim süreci değildi. Adaylar normalde ne yapar? Kendilerini tanıtırlar, değil mi? Evet. Öyle bir süreç değildi. Ama asgari bir müşterekte buluştuğumuz adaylardı bunların hepsi. Ve bu üç tane ana maddemiz vardı adaylarımızdan beklediğimiz. Bir, 2012'de Senatomuzun kabul etmiş olduğu akademik özellik prensiplerine sahip çıkacak ve buna göre yönetecek. Bu 17 desteklediğimiz adayın hepsi bu yönde çalışacağını yani taahhüt eden adaylardı. İki, Boğaziçi Üniversitesi'ne son 8 ayda verilen tahribatı düzeltmek üzere çalışacak. Ve orta vadede de aslında bizim temel amacımız olan orta ve uzun vadede diyelim, tüm üniversitelerde, sadece Boğaziçi'nde değil, yönetim sistemini geliştirmek, daha demokratik bir hale getirmek üzere çaba harcayacak. Çünkü esas çözüm bu. Yani bu 17 adaydan birinin atanması çözümün kendisi olmayacaktı ama çözüme giden yolda ilk adım olacaktı. Buna karşılık sizin dediğiniz gibi %95'imizin hayır dediği Naci İnce atandı. Şunu da belirtmek önemli burada. Bu oylamaya katılım rekor düzeyde yüksekti. Kimileri marjinal gruplar tarafından organize edilmiş bir oylama gibi bunu göstermeye çalışıyorlar. Fakat rakamlar ortada. %82 gibi rekor düzeyde son derece yüksek bir katılım söz konusu. Ve %95 gibi yine ezici çoğunluğun istemediği bir aday. Şimdi Hocam mevcut... anlayabildiğim kadarıyla ikiye ayırdınız ya, bir hani şekilsel karşılık Naci İnci'ye, bir de uygulama karşılığı, ki hani en çok kamuoyuna yansıyan mesela Can Candan'ı görevden alması usulsüz bir şekilde. Yanılıyor muyum? Yani kişisel değil de uygulaması anlamında alış şekli, diğer konular, ki başka şeyler de var. Belki biraz onu da, yani neden şeklin dışında kişisel olarak karşısınız, belki ondan bahsetmek gerekiyor. Tabii çok çok net ve somut gerekçelerimiz var, sebeplerimiz var. Dediğim gibi 8 ay, 7-8 ay rektör yardımcılığı döneminde, daha sonra da Melih Buluğ görevden alındıktan sonra bir ay vekaleten rektörken bizzat yaptığı icraatlar var. Evet. Biz buradan tanıyoruz Naci İnci'yi. Dediğiniz gibi kapatılan derslerden başlayabilirim. Dersi açılmayan ve işten çıkarılan hocalarımızdan, Can Candan, Feyzi Erçin ve en son yakın zamanda Seda Binbaşgil. Bunlar hep kültür dersleri, sanat dersleri. Kapatıldı. Gereksiz ve bölümlerin isteğine karşı gelerekten diyelim. Öğrencilere karşı açılan disiplin soruşturmalarında yine Naci İnci'nin ön ayak olduğunu biliyoruz. Hatta bu soruşturmalarda görev alan çeşitli hocalar var, komisyonlar kuruluyor. Bu hocalara öğrencilere ceza kesmesi için çeşitli baskılar yaptığını biliyoruz. Bunlar olgular diyeyim. Yine Türkiye'de birçok üniversite ve hatta daha genel anlamda kuruma örnek olabilecek Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu koordinatörü Cemre Baytoğ'u işten çıkartarak bu komisyonu gerçekten örnek alınacak bir çalışmalar yapan bir komisyon iken işlevsiz hale getirdi. Devam ediyorum. Seçilmiş isimlerimiz varken Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Mühendislik Fakültesi dekanlıklarına bu rektör yardımcıları kendileri geldiler. Hatta kendi kendini vekaleten atayarak. Bu ne anlama geliyor? Bir, bizim irademizi yok saymak. İki, Senato'da ve ÜYK'da mükerrer oy kullanmak suretiyle kendi kararlarını dayattılar. Yani bütün bunlar bu demokratik ve özerk yönetişim bizim anlayışımıza, beklentimize ters. Ve en sonda senatörlerimizin Zoom toplantısında mikrofonlarını kapatmak suretiyle onları konuşturmamaya kadar giden bir süreç. Yani biz Naci İnci'yi tanıyoruz ve istemiyoruz. İstememek için de çok geçerli sebeplerimiz olduğunu düşünüyoruz. Tabii hocam, memleketin her tarafında mikrofon kapatıldı, kimse konuşamıyor, ama Boğaziçi gibi hani çok sesliliğin, fikrin olduğu yerde öğretim üyelerinin mikrofonun kapatılması herhalde onlar da tarihin yazacağı, insanın içini acıtan şeyler. Tabii hocam, 2012'deki senatodaki özellikten bahsettiniz. Bir de tabii hani bu özellik, ortak karar alma noktasında
iki de yeni fakülte aslında ihsas edilmeye çalışıyor. Hukuk ve iletişim. Bu da herhalde hani itiraz noktalarından bir tanesi diye düşünüyorum öğretim üyelerinin. Tabii ki, tabii ki en büyük itiraz noktalarından bir tanesi. Yani burada kadrolaşmanın temel amaç olduğu aşikar. Yani yine yönetişimle ilgili çok ciddi bir anlayış farkı söz konusu. Biz üniversitede daha çok yatay bir, yani her şeyden önce yöneticiler, rektörler, rektör yardımcıları, dekanlar bizim meslektaşlarımızdır. Birlikte yönetiyoruz aslında. Ve burada bu seçebilmek bu yöneticileri en temel nokta diyeyim. Şöyle ki siz seçtiğiniz zaman yöneticinizi, o yönetici size karşı hesap vermekle bir anlamda yükümlü oluyor. Hesap vereceği kişi kendisini seçen ve şöyle şöyle yapacağım, böyle böyle çalışacağız diye taahhütte bulunduğu kitle oluyor. Oysa tepeden atandığı zaman kendisini atayan kişiye ancak hesap vermek gibi bir sorumluluk oluyor. Dolayısıyla bu da alttan üste, birimlerden yukarıya doğru çıkan bir yönetim anlayışı demek. Bizim Boğaziçi'nde yıllardır benimsediğimiz ve uyguladığımız ve görünen o ki hani dünya çapında prestijli bir ülke, üniversite haline geldiğimize göre başarıyla uyguladığımız bir yöntem. Ve liyakati de ancak bu şekilde zaten sağlayabilirsiniz. Yani bizim bölümümüze alınacak bir öğretim üyesinin kalitesini ben bilebilirim. Rektör bilemez. Biz bölümce buna karar veririz. Yani rektör ve yöneticilerin burada rolü daha çok birimlerde alınan kararları koordine etmek, onaylamak ve yürürlüğe sokmak. Bu bir karar verme yetkisi değil. Alınan kararları aşağıdan yukarıya doğru yürürlüğe sokmak gibi yorumlamak gerekiyor. Anlayış maalesef bambaşka. Bu dediğiniz gibi fakülte kuruluşları da hiçbir şekilde bir belli bir ihtiyaca dayalı ya da bizim okula bu sistem, bu yeni fakülteler nasıl entegre edilir? Hem fiziksel şartlar olarak hem ders programları olarak bu tür fizibilite çalışmaları hiç yapılmadan ve böyle bir talep aşağıdan gelmeden tepeden inen kararlar. Biz hukuki olarak da zaten bunlara karşı gerekli süreçleri yürütüyoruz. Hocam 3 madde saydınız bu oylama ile ilgili olarak. O maddelerden bir tanesi de 8 aylık ki o zaman 8 aydı oluşan tahribatı gidermek diye bir madde var. Şimdi tabii hani Boğaziçi, akademi ve tahribat deyince insan böyle bir yüreği cız ediyor. Çünkü hakikaten Türkiye'nin hatta dünyanın en üniversitelerinden bir tanesi yetiştirdiği kişiler, işte çıkanlar, herkesin girmek istediği bir üniversite. Bir de adaletle girilir Boğaziçi Üniversitesi'ne. Aynı sınava girerseniz orada kazanırsınız, girersiniz, büyük bir şey kazanırsınız. Ama bir tahribattan bahsediyorsunuz. Tahribatın detaylarını soracağım ama sizin tweetinizden gördüm. Mezuniyet töreninde yöneticiler öğrencilerle karşı karşıya kalmamak için bile böyle bir üniversiteden mezun olan çocukları birlikte o mutluluğu yaşamaktan bile alıkoydular. Yani şimdi bunun ne tarifi olabilir? Kaç kere üniversiteden ya da Boğaziçi'den mezun olur ki bir insan? Ya da bir veli için bir evladını o şekilde görmek ya da sizler için yetiştirdiğiniz kaç sene o çocukları? Ya bu bile başlı başına insanın içini çok acıtıyor. İsterseniz biraz buradan başlayıp o tahribatı detaylandıralım. Tamam, çok iyi olur. Evet, mezuniyet macerası diyeceğim şöyle başladı. Aslında belirlenmiş tarih, bir tarih vardı, Ağustos başı. Önce aylar öncesinden belirlenmiş olan bu tarih değiştirildi. Değiştirilirken öğrencilere soruldu ama onların istediği, tercih ettiği tarih gerçekleştirilmedi. Hocalara sorulmadı. Yani bir karambol oldu diyebilirim. Ve de yani sonuç olarak çok geç bir tarihe kaldı. Bir sürü öğrenci de maalesef katılamamış oldu. Çünkü Eylül ve yeni işte okullarına, yurt dışına gittiler, çalışmaya başladılar falan. Şimdi şöyle, gerçekten benim de hepimizin yüreğini acıtan bir konu oldu bu. Daha dün gerçekleşti mezuniyetler. Geçen sene, daha pandeminin en zorlu olduğu dönemde diyeceğim. Çünkü hiç daha korkulu bir ortam vardı. Hiçbir üniversite fiziksel yüz yüze mezuniyet gerçekleştirememişken, belki bir iki istisnası vardır ama çoğu online oldu. Boğaziçi Üniversitesi çok güzel bir mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Hem mesafe şartlara uydu,
Hem velileri alamadık, anne babaları çünkü çok büyük bir kalabalık olacaktı. Fakat onlara online büyük ekranlar kuruldu, yayınlar yapıldı ve herkes minnettar oldu. Öğrenciler, anne babalar, biz gurur duyduk ve gerçekten Boğaziçi Üniversitesi olarak gurur verici bir şeydi. Şimdi o zor şartlarda bu yapılabilirken bu sene mezuniyet yapılamadı desem yeridir. Bu yönetememenin ve işte en büyük tahribatlardan biri, dediğiniz gibi insan bir kere mezun oluyor. O anne babaların o yüzlerindeki o gururu görmek, öğrencilerimizin mezuniyetini görmek bizim için yılın en güzel günleri onlar. Gerçekten her seferinde büyük bir heyecanla böyle tüylerim diken diken oluyor düşündükçe, anlattıkça. Bunu yaşayamadık bu sene. Nasıl oldu? Kayıttan online bir genel mezuniyet töreni. Kimsenin izlemediği diyebilirim sanırım. İzleyenlerin de beğenmediği. Çünkü katılamadığı, YouTube üzerinde yorumların bile açık olmadığı bir online tören. Ardından da diploma dağıtımları dün gerçekleştirildi. Biz onlara katıldık. Fakat normalde dekanlar katılır, yöneticiler katılır. Malum istenmeyen yöneticilerimizin hiçbirisi ne hocaların, ne öğrencilerimizin, ne de öğrencilerin anne babalarının karşısına çıkma cesaretini gösteremediler. Biz de ne yaptık? Alternatif bir öğrenciler sağ olsun mezuniyet törenini gerçekleştirir. Orada bir araya gelip farklı şekilde bu eksiğimizi gidermeye çalıştık. Yani bu çok somut bir örnek. Yönetememenin çok somut bir örneği. Hocam tabii iş, akademi, bilim bunlar çok önemli üniversitede. Bu yaratılan durum, yani bu çekişme, bu ortam, bu üniversitenin farklı şekilde dönüştürmeye çalışması akademik hayata nasıl yansıyor? Yani bilim üretimine nasıl yansıyor? Makale yazımına nasıl yansıyor? Öğrencilerle derse nasıl yansıyor? Çünkü böyle bir ortamda hani ders vermek bir hani amiyane tabirle hocam bir sinir harbi yaşanıyor orada. Ders vermek, makale yazmak, bilimle uğraşmak bu nasıl mümkün oluyor? Çok güzel bir soru. Çünkü bizim günlük hayatımız bu mücadeleyle geçiyor. Aslında bir yandan demin bahsettiğim gibi o böyle saatler süren toplantılar ve oradaki sinir harpleri, ona hazırlanma. Öte yandan derslerimiz ve araştırma faaliyetlerimiz. Ben şunu görüyorum, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bende bu tür bir zorluk, şu anda içinden geçmekte olduğumuz zorluk, araştırmaya da derslere de daha büyük bir şevkle, hatta hırsla diyeceğim, sarılmama sebep oldu. Ve ben bunu birçok meslektaşımda da görebiliyorum. Yani biz bu zorluklar yüzünden araştırmalarımızdan taviz veremeyiz. Bu bizim hem kendimize hem öğrencilerimize sunduğumuz en büyük zenginliklerimizden, yani özelliklerimizden birisi. Bundan taviz veremeyiz. Gerçekten de böyle bir hırsla sarıldık diyebilirim araştırma faaliyetlerimize. Hatta şöyle ilginç bir iki anekdot da anlatabilirim. Şimdi öğlenleri biliyorsunuz nöbet tutuyoruz, evet. Rektörlüğe sınıfımıza dönüyoruz. Kimileri diyor bütün sene dikildiler, başka bir şey yapmadılar. Şimdi bazen ofiste çalışırken, harıl harıl çalışırken bakıyorum nöbet saati gelmiş, koşuyorum nöbete gidiyorum. Normalde bu koşturmacalı hayatımızda artık hiç olmayan bir şey yaşar olduk biz. Günün ortasında, önceden yarım saatte, şimdi 15 dakika duruyoruz konuşmadan. Çok güzel bir meditasyon, başka türlü aslında hiç yaşayamadığımız, yakalayamadığımız bir meditasyon anı. Ve ben ofisinden koşarak çıktığım, bıraktığım çalışmaların devamı orada. Beyin durmuyor tabii, beyin devam ediyor. Yarım kalan ispatlarımı tamamlamadım orada, yeni proje fikirlerimi geliştirmedim. Yani bayağı verimli oldu. Bir de şöyle bir verimi etkiledi pozitif anlamda. Bu nöbetlerde aslında biz çok da normalde karşılaşmayacağımız farklı disiplinlerden arkadaşlarımızla daha bir sık fiziksel olarak karşılaşır olduk açık havada ve disiplinler arası çeşitli projeler çıktı. Yani bir sürü örnek verebilirim. Daha çok yeni mesela bilgisayar bölümünden hocalarımız, ya bu sene kadın öğrenci çok az girdi dedi. Oradan sosyoloji bölümünden hocalarımız dediler ki, kadın öğrenciler arasında STEM eğilimi
nasıl kuvvetlendirilir, bunu kuvvetlendiren nedir diye birçok sosyolojik çalışma var, gelin birlikte buna bakalım diye. Böyle böyle disiplinler arası birçok yeni proje ve araştırma fikri de doğuyor. Yani biz harıl harıl çalışmaya devam ediyoruz. Hocam tabii bir akademisyen olarak eminim çalışıyorsunuz, fakat bir de şöyle bir şey var. Bu aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelerde de yurt dışından hocalar gelir. Önemli üniversitelerden ki o hem gençlere hem akademisyen diğer hocalara aslında belli bir ilham, ortak üretme, başka türlü şeyler de getirir. Şimdi böyle bir üniversiteye yurt dışının önemli okullarından hocalar gelme konusunda bir tereddüt yaşıyor mu? Onu nasıl görüyorsunuz? Tabii yani bu yani Türkiye'nin genel ortamıyla da ilgili bir durum tabii, ama bu son olanlar da biraz zorlaştırdı. İnsan tabii huzurlu olacağı ve istediği gibi özgürce çalışabileceği, sesinin duyulduğu, sesini çıkarabileceği bir ortamda çalışmak ister. Dolayısıyla yani sadece yurt dışından değil, demin dersi kapatılan hocalarımızdan bahsettik. Hani yurt içinde de çok değerli, bunlarla hani böyle doktoralı akademisyenler de olması gerekmiyor. Bazen çok özel kültür dersleri olabiliyor, çeşitli özel böyle konular olabiliyor. Bu konularda ders verebilecek hocalarımızı bir şekilde uzaklaştırdıklarını görüyoruz, net bir şekilde. Benzer şekilde yurt dışından gelen hocalar da etkileniyor tabii. Burada belki bizi daha da diyeyim kaygılandıran kısmı, kaliteli istihdama devam edebilecek miyiz? Bizim birçok öğretim üyemiz, genç öğretim üyemiz yurt dışında eğitimlerin bir bölümünü tamamlayıp geliyorlar. Hala gelmek isteyecekler mi? Bu şartlar altında çalışmak isteyecekler mi? Yani ya da tersi beyin göçü olabiliyor. Yani bu direnişin başından beri biz çok uluslararası destek görüyoruz, alıyoruz. Ve birçok benim meslektaşım yani bizi bazen fazla yurt dışına yeterince Türk olmamakla diyeyim hani bir anlamda öyle düşünüyorlar, ama yurt dışından çok güzel iş teklifleri aldığı halde hayır bizim burada bir davamız var, işimiz var, gitmek istemiyoruz diyen bir sürü hocamız var. Ama beyin göçü de tabii bu şart, yani son yıllarda ciddi önemli bir kaygı haline geldi. Umarım bu durumlarda bu kadar uzun sürüp de orta vadede yine yeni bir beyin göçüne yol açmaz. Evet. Hocam ellerinde bazen çok hassas tartılar ve ben memleketi kim daha çok seviyor üzerinden böyle biliyorsunuz konularda onu yorumlar yapıyorlar. Evet. Bazen hedef gösteriyorlar. O tartılar aslında hakikaten hakkı yatarsa kimin daha çok memleketi sevdiği, katkısı olduğu çıkabiliyor ortaya. Şimdi hocam son iki tane sorum var size. Bir tanesi, ben üniversitenin yakınında oturuyorum, evim orada yıllardır. Geçerken oradan hani o üniversitenin o kapısı falan bana çok umut veren ki zaman zaman üniversite içinde konserler olur, tiyatro olur, onlara da gelirdik etraftan. Şimdi hocam kapıdan geçerken panzerler, işte polisler, kalkanlar, tomalar günün her saatinde oralarda duruyor, geziyor. Bu da tabii herhalde bir üniversite için, orada okuyan evlatlar için, orada ders veren hocalar için son derece hani görsel olarak, duygusal olarak zor bir durum olsa gerek. Siz nasıl hissediyorsunuz? Kesinlikle öyle. Çok çok moral bozucu. Yani aylarca çok ağır silahlı tomalar hem sayıca hem donanım olarak okul çevresindeydi. Sanki hani insana durup dururken suçlu muamelesi yapılmış gibi. Çok üzücü bir durum tabii. Sadece üniversitede değil, yani siz de bu çevrede yaşıyorsanız genişçe bir çevrede yaşayan halk da çok ciddi bir şekilde bundan etkilendi. Evet. Çocukları görüyorum sabah o tomaların arasından, her sabah o sokakta bekleyen tomaların, askerlerin arasından çıkıp okula gidiyorlar küçücük çocuklar. Kaldırımlar çevrildi barikatlarla ve kaldırımda yürünmüyordu, yolda yüründü aylarca. Ben hep düşünüyordum hani bir araba çarpsa suçlusu kim olacak? Yürüyecek kaldırım yok. Gerçekten gereksiz diyeyim durumlar. Yani ortada tehlikeli hiçbir şey yok. Biz protestolarımızı yapıyoruz, direnişimizi yapıyoruz ama sadece ve sadece barışçıl yöntemlerle yapıyoruz.
Hocam son sorum şu. Siz bilim insanısınız. Türkiye'de özgür düşüncenin, özgün düşüncenin, yaratıcı düşüncenin olması için yıllardır çalışıyorsunuz. Şimdi sorumun bir boyutu şu. Türkiye'de işte özellikle bu darbe girişiminden sonra KHK'larla pek çok hoca hakkında işte davası olmayan, soruşturması olmayan, özel olarak seçilip işte Murat Sevinci, Kaboğlu'su, çok sayarız isim de hani fazla saymayayım burada. Onlar akademiden dışlandılar. Barış akademisyenleri, zaten onlar hani çok zor bir süreçten geçtiler. Şehir Üniversitesi kapatıldı. Sorum şu hocam size, bilim insanları arasında bu tip zorluklarda, karşılaşılan noktalarda iyi bir dayanışma var mı? Ya da Boğaziçi'li akademisyenler bu haklı direnişlerinde diğer akademilerden, diğer akademisyenlerden yeterince katkı gördüler mi? Son sorum bu size. Kesinlikle yani biz bu direnişte bütün Türkiye'deki bütün kesimlerden ve özellikle de her türlü üniversiteden çok fazla destek gördük. İnsan aslında hep söylediğimiz o, yani bu sistemi, rektör belirleme sistemini, üniversite yönetim sistemini değiştirmek gerekiyor. Bunu değiştirmeden Ali gelmiş, Veli gelmiş bir şey değişmez. Nasıl geldiği önemli. Ve bu bütün Türkiye'deki üniversiteler için. Şimdi çok destek gördük, görüyoruz. Ama üzülerek şunu da görüyoruz. İnsanlar korkuyorlar. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi bir şekilde daha küçük ve kompakt bir yapıya sahip. Ciddi bir direniş var. Biz buna güven, yani biz koridorlarda, yani ben yemekte karşılaştığımda Naci İnci'yi görsem yüzüne söyleyebilirim, biz seni istemiyoruz. Hani biz %95'imiz istemiyoruz. Biz bunu üniversite içinde rahatça konuşuyoruz. İnsanlar konuşamıyorlar. Çünkü azınlık olduğunuz zaman en kırılganlardan başlayarak bir şekilde kişisel olarak mobbing yapılıyor, işten çıkarılıyor. Kırılgandan kasıt sözleşmeli çalışan hocalar, bizde de olduğu gibi. Ve bunların sayısı arttıkça, yani işte konuşma başına iş gelir şeklinde insanlar sindiriliyor maalesef ve kendi istedikleri sistemi yerleştirmiş oluyorlar. Ama biz yani aynı şeyi söylüyoruz, kabul etmiyoruz bu olanları ve kendi taleplerimizden vazgeçmiyoruz. Çünkü basit ve doğru bir şeye söylüyoruz. Bunu söylemeye devam etmek de bizim boynumuzun borcu. Hem kendimize hem de tüm Türkiye'ye diyeyim. Son demiştim ama hocam bir parantez, bir şey daha soracağım. Şimdi Melih Bulu ilk geldiğinde, atandığında 6 ayda çözerim ben bu direnişi demişti, biliyorsunuz, hatırlarsınız. Çözemedi, kendisi gitti, başkası geldi. Hocam bu direniş nereye kadar sürer? Yani sizler bunu nereye kadar götürmekte kararlısınız, ne düşünüyorsunuz? Yani bu yöntem değişene kadar diyeceğim. Değişmezse de biz bunu söylemeye devam edeceğiz her halükarda. Çünkü bildiğim tek gerçek ve basit gerçek bu. Hani farklı bir şey söylemem mümkün değil. Vazgeçmem de mümkün değil. Nöbetlerimize devam edeceğiz. Hukuk yollarıyla, çünkü en başta dediğim gibi anayasaya aykırı şeyler de olduğunu söylüyor hukuk danışmanlarımız. Hukuk sürecine de devam edeceğiz. Bu değişmek durumunda, bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yöntem yok. Şunu söylemek gerekiyor aslında. Başka yerlerde nasıl atanıyor, seçiliyor rektörler? Biraz buna, bilmiyorum, vaktimiz varsa değinmek isterim lütfen, ama. Lütfen buyurun. Şimdi bu, bizim desteklediğimiz adaylardan da biliyoruz, hiçbirisi mülakata çağrılmadı. Hı hı. Naci İnci hangi süreçlerin sonucunda rektör olarak belirlendi? Kriterler neydi? Desteklediğimiz adayların hiçbirinde olmayıp da onda olan neydi? Biz bu soruların peşindeyiz ve yetkililerden cevap da istiyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, rektör belirleme ya da daha düşük düzeylerde bile bir yönetici belirleme sisteminin kriterleri bellidir. İsterleri bellidir ve başvuran adaylara bir rapor gelir. Değerlendirme raporu. Adaylarımızın hiçbiri neden tercih edilmediğini bilmiyor. Hiçbir şeffaflık yok. Tamamen bir kara kutu. Orada bir kişi kendi istediği gibi karar veriyor. Buradan çıkabilecek tek sonuç bu. Bu dünyada bunu yapan ülkeler maalesef hiç benzemek istemeyeceğimiz ülkelerdir.
Hiçbir yerde yok böyle bir yöntem. Yani bu da önemli diye düşünüyorum. Peki Tınaz Ekim, Ekim Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Barışçıl, demokratik bir eylem götürüyorsunuz. Ve Türkiye'de aslında pek çok şey, dünyada yakından izliyor sizi. Umarım bu demokratik barışçıl eylemin sonucunda özgür, özgün, demokratik üniversitede tekrar kavuşursunuz. Biz de sizinle belki sadece bilimi konuşacağımız, sizin alanınızı konuşacağımız başka bir program yaparız. Çok teşekkür ederim yerine katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi günler. Sağ olun hocam. Efendim T24'te yayının sonuna geldik. Başka programa tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.